herhalde. Şebnem Hanım, bu sizin. Kimdenmiş? Bakkala bırakmışlar, Şebnem Hanım'a ulaştırın demişler. Kızlar galiba Arda jest konusunda mümkün mertebeye ulaştı, koşun. Aç aç. Ne? Yapılacaklar listesi. Madde 1. Verilen emir uygun kostüm giyilerek yapılacak. Şimdi ben burada açmayayım. Çünkü ayıp olur. Ben iç çamaşırı sipariş etmiştim de babam açlık vermişti. Yani abi, şekerli sütlü kahve nedir ya? Eziyetin sıvı hali bu. Ya ne şimdi bu? Sıcak çikolata ile şekerli su arası böyle kimliksiz bir şey. Senin damak tadın ölmüş. Açılış pek iyi geçmedi galiba. Biraz. Nasıl ayrılacağım ben senden ya? Gelirim yine abla. Bulurum bir yolunu. Sen doğduğunda ben seni nasıl kıskanmıştım var ya. Ey kadar bir şey geldi, hemen unuttular beni. Sırf benle ilgilensinler diye hep seni saklardım ben, biliyor musun? Ya ne yapayım? Hep daha uzağa, daha da uzağa. Yani en fazla mutfağa kadar tabii. Seni bulamasınlar da benimle ilgilensinler diye. Sonra anneme derdim, anne yemin ederim ben saklamadım diye. Bir de şimdi bak. Annem babam başını çevirse de bir yere, seni yanıma alsam diyorum. Daha yakınıma. Daha da yakınıma. Bana bak. Üniversiteyi kazanıyorsun, tek tercih İstanbul yazıyorsun. Tamam mı? Tamam. Söz ver. Söz. Ya ısırma ya. Kazanamazsan ben de ısırırım. Ve efendim karşınızda biricik veliahtım, el verdiğim, adımı nesilden nesile taşıyacak olan Rüya. Ay Rüya. Annenler keşke hep şehir dışına çıksa, seni hep bize bıraksalar. Böyle gözlerinin rengi enerjimi yükseltti. Ay sen güldüğün zaman gece bile güneş açıyor. Nasıl yani, göz renginin enerjiyle alakası mı var? Ay olmaz mı? Yani mesela renkli gözlüler enerjiktir, eli açıktır. Karşılık beklemez, arkadaşlarının hatalarını hep görmezden gelir. Ayrıca kafasını da kuma gömer. Ay hayır canım, renkli gözlerde nazar vardır. Cama baksa cam kırılır, ineğe baksa sütten keser. Neyse biz konumuza dönelim değil mi Rüyacığım? Bizim bir tuğla kadar sorunsalımız var. Şimdi şöyle ki, Rüyaların okulu öğrenciler için özel bir gece tertipleyeceklermiş. Bu gecede Rüya'yı özel ve güzel kılacak bir kıyafet bulmamız lazım. Değil mi? Sanırım sorunu doğru özetledim. Evet. Öncelikle pişti olmamaya dikkat edeceksin. Arkadaşlarının ağzını arayacaksın. Öyle herkes giyiyor diye de her şeyin aynısından almayacaksın. Sonra seni çekemeyenler, ay bu ne böyle Kızılay dağıtmış gibi, herkes aynı kıyafeti giyiyor falan deyiverir. Evet, bir de çakma giymek yok. Ayrıca eğer yürümeyi bilmiyorsan, gövde alt kısmından 20 santim önde gidiyorsa topuklu ayakkabı giymiyoruz. Bir de bak şey, şu dizin üzerine çıkan bu Zeynep çizmeleri gibi çizmeler var ya, onları kati surette giymiyoruz. Maazallah ileride ayaklar 41-42'ye evrilir diye babetleri de unutuyoruz. Bir de şey var. Baktın kilo aldı başını. Gitti. O geyikli taytlar var ya, onlardan sakın ha sakın giymiyoruz. Gerçi canım o geyikli taytları asla giymiyoruz ya. Biz biraz konudan mı saptık? Sanki. Neyse işte Rüyacığım, yani aslında yapman gereken şey şu. Kendine çok güvenilir bir kadın buluyorsun ve onun sözünden asla ve kat'a çıkmıyorsun. Unutma, kadın kadın için giyinir. Erkekler detayları fark edemezler. Şey, benim kafam biraz karıştı da. Tek bir cümle var Rüyacığım.
20 yaşındaysan 40 yaşında gibi giyinmeyeceksin. 40 yaşındaysan 20 yaşında gibi giyinmeyeceksin. Yaşına yakışan bir şeyler buluruz bir tanem, sen merak etme. Ama her yaşın bir kuralı var, bunu sakın unutma. Mini etek giyen kadın eteğini sürekli aşağı çekiştiriyorsa, yaşı kaç olursa olsun varoşlukta zirve yapmış. Büyüksün Selen Sultan. Şebnem, ben annemlerin yanına Bodrum'a gidiyorum. Dönünce görüşürüz. Ardacığım, sen hani beni jest manyağı yapacaktın? Hı? Hani gösterdiğin romantiklikle post romantizm akımını icat edecektin? Hı? Yani sanattan ve benden bu kadar uzak kalman hoş mu bir tanem? Hı? Değil. Yani diyorum ki son kullanma tarihinden yemesen. Ayrıca senin Bodrum'da ne işin var ya? Allah Allah. Ya gerçekten sinirlendim şu an. Tamam kapat, sonra konuşuruz. Aa. Sen niye bu saatte uyandın? Sorumluluklarını bil, erken kalk demedi mi teyzoş? Kalktık işte. Aferin sana. Konsantrasyon çok önemlidir. Hem derin meditasyon sırasında birini rahatsız etmek tehlikeli bile olabilir. Almila, bu kıza neler öğretiyorsunuz bilmiyorum. Ama annesi geldiğinde açıklamayı sen yapacaksın. Onun yaşında bu kadar gerginlik hiç iyi değil.